İğne Oyalarım Kirme kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımda sizlere iki iğne ile süpürge oyası nasıl yapılır onun anlatımını yapacağım. Ve ben oyamın yapılışına geçiyorum. Şöyle iplerimi alıyorum. İlk başta sadece bir iğnemi kullanıyorum. Şöyle şuradan tutuyorum ipimi. Bırakmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa doladım iğneme. Şu altından batarak, şu üstünden ipi atarak zürafayla düğümlüyorum. Bakın zürafamı tam ortada değildi. Şöyle şu kadar mesafe bırakarak düğümledim. Şimdi içine 4 tane zürafamı yapıyorum. 1 2 3 ve 4 tane zürafamı yaptım. Şimdi şu ipimi bu şekilde kesmeden bırakıyorum. Şurada diğer ipimi çıkartıp kullanacağım. Şöyle şurayı da bu şekilde doluyorum. Bu fazlalık ipler sizi şaşırtmasın. Onları keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 6 defa doladım. Şimdi daha önce yaptığım zürafamın içine batarak şunu düğümlüyorum. Aynı yere tekrar batarak bir tane zürafamı yapıyorum. İkinci zürafama batarak iki tane zürafa yapıyorum. Ve tek tek zürafalarımın içine bırakarak dört tane batarak dört tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Ve şimdi bu ikinci sıramı da yaptım. Şu ipimi kesmiyorum. Şu mavi gördüğünüz ipim de var. Daha önce kesmedim. Şu alttan batarak bu şekilde batarak yukarıdan çıkartıyorum. Bu ipimi alta alıyorum. Ve tekrar aynı şekilde sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa sardım. Sarma işleminde üst üste gelmeyecek bu arada. Üst üste gelirse oyanız düzgün durmaz. Aynı şekilde zürafalarımı yapıyorum. Ve şimdi tekrar diğer ipime geçiyorum. Diğer ipimi de aynı şekilde alttan geçerek şöyle çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa doluyorum.
Ve şimdi son sıramı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Zaten hepsini altı defa doluyorum. Siz dilerseniz 7-8 defa da dolayabilirsiniz. O size kalmış bu arada. Kalın olmasını isterseniz biraz daha fazla dolayabilirsiniz. Yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar, daha net anlaşılsın diye. Şimdi şuradaki mavi ipimi kesiyorum. Ve şurayı tutarak şimdi şurayı güzelce tutarak çıkartıyorum. Bu şekilde çıkardım. Şuradan iğnemi hepsini hiç kaçırmadan batıyorum bu şekilde. Şu ipim üstte kalacak şekilde şu ipimi doluyorum. Ve zürafa yapar gibi çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum biraz daha sağlam dursun diye. Gördüğünüz gibi şuradan batarak zürafamı yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Şuradaki fazla ipi de kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi süpürge modelim oldu. Tek renkte severseniz tek renkte yaparsınız. Şimdi bunun montalamasına geçiyorum. Kısa bir şekilde. Şuradan batarak şuraya dömledim ipimi. Bir tane göbek yapsın. Göbeğimin içinde bir tane pırpır yapsın. Pırpırım güzel bir yaprak olana kadar inip çıkıyorum. Bir tane yaprağımı yaptım. Şimdi küçük bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. İçinde bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar tepesine çıkıyorum. İçinde bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Şuradan batarak tekrar çıkıyorum. Süpürgemi alıyorum. Şuradan batıyorum.
bu şekilde alıyorum. Ve bu şekilde aşağı iniyorum. Siz dilerseniz bunu daha kısa da yapabilirsiniz. Ben biraz uzun yaptım. Bir sıra daha kısa yaparsanız daha güzel durur diye düşünüyorum. Ve bu tarafa da bir tane yaprağımı yapıyorum. Ve bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oyan bu şekilde oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.